Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. La 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 la. Dakikada geçti, gözlerin gözlerimi canım bir dakikada içti. Seninle buluşmamız bir dakikada geçti, gözlerin gözlerimi canım bir dakikada içti. Hasret tükenmez gibi, kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. La 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 la. Kavuşmak bir dakika, sevmek bir ömür sürer, sevişmek bir dakika. La 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 la. Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı. Her aşkta hüsran oldu gönül, bilmem bu kaçıncı. Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı. Her aşkta hüsran oldu gönül, bilmem bu kaçıncı. Halime bak, dertli çal kemancı, başımın tacı, gitme bu gece sen de kal. Benim halim çok acı. Halime bak, dertli çal kemancı, başımın tacı, gitme bu gece sen de kal. Benim halim çok acı. Thank you.
Değiştin kemancı. Neden efkarlı çalmıyorsun? Benim dünyam yıkılmış. Sen ne mi acıyorsun? Gözümden kaçmıyor. Benden hep bir şey saklıyorsun. Yeter artık derken kemancı. Neden ağlıyorsun? Neden? Neden ağlıyorsun? Nasıl haberin almışsa dayı emmi hep orada. Dediler ne ararsın, kızı almak mı istersin? Sana bir çift sözümüz var, hele buysa niyetin. İşte hendek, işte deve, ya atlarsın ya düşersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte halep, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin, baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Seneler sonra bugün dayı emmi yaşlanmış, develer kervan olmuş. Zeynep'imden haber sordum, başkasına yar olmuş. İşte hendek, işte deve, ya atarsın ya düşersin. Aklın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. İşte halep, işte arşın, ya aşarsın ya biçersin. Baktın olmaz vazgeçersin, zordur almak bizden kızı. Thank you.
92.2 Ege Postası. Aman aman şimdi bana bir yar gerek. Aman aman yar dedin yanda gerek. Aman aman al yanına Kerem öyle. Sar sinene mihman olayım. Gül yüzüne hayran olayım. Aman aman şimdi bana bir yar gerek. Aman aman yar dedin yanda gerek. Aman aman al yanına Kerem eyle. Sar sinene mihman olayım. Gül yüzüne kurban olayım. Aman aman şimdi bana bir yar gerek. Aman aman yar dedin yanda gerek. Aman aman al yanına Kerem eyle. Sar sinene mihman olayım. Gül yüzüne hayran olayım. Aman aman şimdi bana bir yar gerek. Aman aman yar dedin yanda gerek. Aman aman al yanına Kerem eyle. Sar sinene mihman olayım. Gül yüzüne kurban olayım. 92.2 Radyo Ege Postası'ndan herkese sevgiler, selamlar sevgili dostlar. Tarihlerimiz 19 Mayıs Cuma'yı gösteriyor. Saatlerimiz 18.35'i gösteriyor. Öncelikle herkesin Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyoruz. Teknik masamızda her zamanki gibi sevgili yönetmenimiz Ozan Özer'den bizlerle teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadığı için. Ve bugünkü konuğumuz İzmir'in çok değerli seslerinden, değerli ustalarından sevgili Şahin Yıldırım. Şahin hoş geldin. Hoş bulduk, kolay gelsin. Nasılsın? Hastayım. Biliyorum. Normalde bizim program günümüz çarşamba günleri ama evet. Sen hasta olduğun için cumaya çektik. Daha doğrusu ilerlettik. Fakat hala iyileşmedin. Ben buraya seni yaka paça getirdim ama. Yani şimdiden çok geçmiş olsun. Oluşacak olan detonasyonlardan dolayı özür dilerim. Çevreye vereceğimiz olan rahatsızlıktan diyorsun ama senin her halin çok iyi. Eyvallah, sağ olasın.
Sevgili dostlar, öncelikle telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. 0555 670 70 numaralı telefondan bizlere bağlanabilirsiniz canlı yayınımıza. Telefonlar demiyorum sevgili yönetmenim. Telefon diyorum artık farkındaysan. Öğreniyorum, çözüyorum ben yavaş yavaş. Farkındasın değil mi? Bizim bir arguan muhabbetimiz var. Sen her arguan muhabbetine dönüp diyordun ki Şahin Şahin Yıldırım burada. O muhabbet herhalde 5-6 senesi var değil mi? Arguan muhabbeti. Mikrofonunu açmayacak mısın? Bugün bize eşlik et ama bak Şahin de hasta. Biz anlaşmıştık abi ama. Küstüm gidiyorum diyecek bak. Gidiyorum. Arguan muhabbeti. Yok estağfurullah, olur mu öyle şey ya? Benim sesim mi yaz geliyor? Arguan muhabbetini diyorum sayın yönetmenim. Önce konuşturamadık, şimdi sesim az geliyor. Ya evet, ya aç. Pardon. Kulaklığımı yanlış yere takmışım. Ben de diyorum ki sesim niye gelmiyor bana? Şimdi sizin sesinizi kısmışım. Öyle mi? Arguan deyince olaylar şey oldu. Bizim programda mikser karıştı. 4-5 aydır program yapıyorum sanırım burada değil mi? Evet. Beraber yapıyoruz. Her arguanlımda sen mutlaka Şahin'i andın bir kere. Şahin karşında. Ya diyor ki arguvandan ne istiyorsun? Ben diyorum ki arguvanları seviyorum. Mesela örnek olarak Şahin. Şahin'i çok severim. Şahin de arguvan mı? Bunda kötü bir şey var mı sevgili Şahin? Bir beni mi seviyorsun arguvan? Seni seviyorum. Arguvan türkülerini seviyorum. Bir de seni seviyorum. Biz de arguvan olarak seni seviyoruz. Eyvallah. Aldın arguvanları arkana değil mi? Ne güzel vallahi, iyiymiş. Neyse Şahin ve Pınar, sesinize yüreğinize sağlık. Eyvallah, sağ olasın. Valla muhteşem bir giriş yaptın. Değil mi? Bu arada ben de burada kontrolleri yapıyordum. Profesyonelleşiyorum. Ben sana demiştim ben seni koltuğundan edeceğim. Geçersin. Bana inanmıyordu. Geçersin. Yakında seni artık böyle musallarda görmeye başlarız. Değil mi? Ama şans faktörü de var. Şimdi Pınar'ın şans faktörü var. Gayet profesyonel bir ortam. Gitgide daha da profesyonelleşiyor. Bu Pınar'ın şansı. Vallahi inşallah. Tutmayın beni. Bugün saat 10'a kadar yayın var, ona göre. Sevgili dostlar, canlı yayın videolarımızın altına isteklerinizi yazabilirsiniz. İstediğiniz bütün yorumları yazabilirsiniz. Sevgili Şahin Yıldırım'a istediğiniz parçalar, eserler varsa yazabilirsiniz. Dileklerinizi yazabilirsiniz. Bir türküyle girsek. Tabii ki. Hastasın biliyoruz ama. Olduğu kadar. Eline. Olduğu kadar. Thank you.
bahtim biçemiyorum, az oldu içemiyorum. Sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum. Sen benden geçtin ama ben senden geçemiyorum. Ben senden geçemiyorum. Ağzına yüreğine sağlık. Eyvallah, hasta halim buysa artık. Estağfurullah. Değil mi sevgili yönetmenim? Ama olmuyor böyle ya. Şahin bak bu akşam bu normalde programda... daha önce program işte Uğur Bozan, buradan selamlarımızı iletelim. Evet. Uğur Bozan'la birlikte program falan işte eşlik etmeye geldiğimde konuşmayan ben olurdum. Konuşturmaya çalışırlardı saatlerce. Şimdi yönetmenimiz konuşmuyor. Peki. Şimdi yönetmenimiz niye böyle yaptı anlamadım. Aslında ben devam edeceğim programa da Şahin seni de programda istiyor. O yüzden böyle arada paslaşıyoruz yani. Ne var yani ses versen şurada. Yani sürekli değil de arada girerim. Tamam arada. Arada girelim şu tamam. Anda programla ilgili bazı ayarlamalar yapıyorum ondan. Tamam. Sonra girelim ben tamam. Size. Şimdi peki. Başlayayım bir muhabbete. Teşekkürler. Tamam. Tamam. Bitince haber veririm ben size. Tamam. Sevgili Şahin seni şu anda hem mekancı olarak ağırlıyoruz aslında hem de müzisyen yanına ağırlıyoruz. Biz müzisyeniz hep. Öyle mi? Tamam öyle olsun hadi bakalım. kaç yıldır müzikle uğraşıyor Şahin Yıldırım? Yaklaşık yani müzikle uğraştan kasıt müzik hep vardı zaten. Çocukluktan. Çocukluktan. Hı hı. Ama yaklaşık bir 12-13 senedir bağlama çalıyorum işte. Arkadaşlara eşlik ediyorum. Profesyonel olarak. Yani eşlik ediyorum. Yaklaşık bir 12-13 sene oldu. O hı hı. Şekilde. Ama tabii daha öncesinden işte çocuktan beri müzik var sürekli var yani. Ailede var mıydı? Ailede var mıydı müzisyen? Müzisyen ailede yani profesyonel anlamda ilgilenen yok tabii ama işte ama türkü söyleyen. Türkü söyleyen. Sizin işte evde de var yani. Mıydı böyle duvarda bağlama asılı mıydı? Argan'da olmayan ev yok. Değil mi? Hepsi yok. Onu söyleyecektim. Aynı zamanda hı. Benim de hemşehrim sayılıyor Şahin. Ben de Elazığlı olduğum için bir telefonumuz varmış. Alalım mı hemen? Alo. Alo. Merhaba, hoş geldiniz programımıza. Sizi tanıyabilir miyiz? İyi yayınlar, kolay gelsin. Teşekkür ederiz, sağ olun. Ben Serpil Manisa'dan, Serpil Kanat. Aa, hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Şahin Yıldırım var şu anda programımızda. Evet, evet. Gördüm şimdi Face'ten görünce bir arayıp merhaba demek istedim. İyi sadece. Yaptınız. Dışarıda olduğum için çok... Evet, Şahin'i bağlıyorum ben sizi hemen. Evet, evet, teşekkür ederim. Abla merhaba, nasılsın? Merhaba kuzum, nasılsın? Sağ olasın, sen nasılsın, iyi misin? Sağ olasın, iyiyim. Ben de öyle bir merhaba diyeyim dedim canlı eyvallah. Yayın görünce. Eyvallah. Şahin'in tamamı sesi nasıl geliyor? Hasta ama nasıl geliyor sesi? Evet, hasta geçmiş olsun. Şahin... Ama çok güzel geliyor değil her mi? Her zamanki tabii ki. Her zamanki güzel. Çok keyif alarak dinlediğim bir kardeşim. Sağ olasın. Çok abi. Seviyorum. Geçmiş olsun diliyorum tekrar. Var mı isteğiniz Şahin'den? Yok, Şahin ne söyler? Ne söylese güzel değil mi? Yani aynen öyle. İyi yayınlar olsun. Diliyorum. Teşekkür ederiz bağlandığınız için. Çok sağ olun. Kolay gelsin. Görüşürüz ablayla. Türkü söyleyen ailede bizim oralarda zaten öyledir ya böyle iş yaparken yani, tarlaya giderken mutlaka böyle hayatın, türkü söyleye söyleye. Hayatın her alanında yani hayatın içerisinde olan bir şey olduğu için yani çok insanın işte bir enstrüman çalması ya da işte ezgi söylemesi, şarkı türkü söylemesi çok böyle yeteneksel bir durum değil çünkü herkes de var olduğu için yani hayatın içerisinde bir parça. O şekilde. Aynen. Benim mesela dikkatimi çeken bir şey var ama bilmiyorum belki bana öyle geliyordur. Doğu'da daha mı böyle eziklik var, türküler olsun, o ağıtlar olsun. Ben sanki Doğu'da daha çok görüyorum bunu. Hani Karadeniz türküleri, Ege, İç Anadolu her yerde var. Hepsi ayrı bir güzel de Doğu'da daha böyle bir yanık, daha bir ezik. Toplumların hayat içerisinde yaşamış oldukları yani sosyal, kültürel, işte siyasal hı-hı. durumlar itibariyle o toplumların müzikal yapısını da etkilediği için
Doğuda öyle olması normal yani. Normal değil mi? Sen bir yudum çayını iç, ben hemen şöyle bir mesajlara bakıyorum. Oya Bayındır iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Ali Çermik iyi yayınlar demiş. Oya Bayındır Felek ne derdin var ise çalar mısınız demiş. Not alacağız. Mazlum Berivan Yıldız ağzına sağlık ablacığım demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Çiçek Çakılcı ağzına sağlık demiş. Kemal Şevik gönlündeki olsun kardeşim demiş. Atilla Hun iyi günler ağzına sağlık demiş. Osman Tercan ağzına sağlık demiş. Mahsun Akparan kolay gelsin demiş. Eren Saldırcıoğlu iyi yayınlar Tokat'a selam söyler misin? Sıradaki parça tüm Tokat'a ve sevdiklerime gelsin demiş. Tabii ki söyleriz. Bu arada soy isminizi sanırım yanlış okudum. Saldırıcı Eroğlu. Eren Saldırıcı Eroğlu. Tokat'a buradan selamlar yolluyoruz. Atilla Hun kolay gelsin demiş. Ağzına yüreğine sağlık abi demiş. Sevgili Şahin sana Eren. Elbey Karataş selam demiş. Aleyküm selam. Osman Atak. Buram buram Anadolu kokan her yere herkese selam. Ağzına yüreğine sağlık kardeşim demiş. Değişim Sanat, reklama girdim pardon, farkında değilim. Sesine yüreğine sağlık Şahin'im, emeğine sağlık Pınar kardeşim demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Mahmut abi selamlar. Bakın Mahmut abicim, direkt ben şeyi okuduğum için ismi reklam. Faturalar yine bana kesilecek. Türkü Konağı'nda reklamını yapacağım ben bugün, haberin olsun. Özcan Ünlü, hepsinin bayramını kutlarım güzel insanlar demiş. Almanya'dan, Almanya'ya sevgiler selamlar olsun. Değişim, bak yine Değişim Sanat, çok özür diliyorum ya. Tamam. Değişim Sanat'ın yanına ben parantez içinde Mahmut Bey diye yazacağım. Şahin hastayım dedi. Bir ebe ilacı yaptım demiş. He, zımba çok gibi olmuş. Geldi. Çok maşallah. Teşekkür ederiz. Aynen. Deniz Akdağ selam iyi yayınlar demiş. Hüseyin Tatlı iyi yayınlar abla demiş. Dostlar hepinize çok 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 teşekkür ediyoruz. Yayınımıza bağlanıp da bizleri dinlediğiniz için, yorumlarınızı, mesajlarınızı yazdığınız için. Ben canlı yayın telefon numaramı tekrar hatırlatmak istiyorum. 0555 670 70 numaralı telefondan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Sen hastasın, ben bir tane okuyayım mı? Tabii ki. Özcan Türen'in okumuş olduğu Sürgün Sevdam'dan bir okumaya çalışayım. Tabii affınıza sığınarak tabii. (gülüyor) 92.2 Ege Postası. Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. Thank you.
dön gel sevdam diyemem. Yaramı elinle açtım, merhem olsan süremem. Sır olup aka yürüsem, sana yol getiremem. Arama sorma yar, oy sürgün sevdam, ardımdan çağırma yar, oy dönmem sana, ağıtlar yakma yar, oy yana yana sürgün de sevdam. Arama sorma yar, oy sürgün sevdam, ardımdan çağırma yar, oy dönmem sana, ağıtlar yakma yar, oy yana yana sürgün de sevdam. Eline emeğine sağlık. Ağzına yüreğine sağlık kızım. Şimdi sevgili Şahin, evet. Şahin'in bir de klibi var değil mi? Bu albüm müydü yoksa tek eserlik bir şeydi herhalde değil mi? Ekin Turan'la birlikte yapmış olduğumuz. Kaç yılında yapılmıştı o? 2013'te yapıldı. Yani 2012'de işte 2012 sonlarına doğru eseri falan, stüdyo aşaması falan, mix mastering aşaması bitti. Hı hı. Daha sonraki süreçte 2013'te klip çektik esere. Öyle yani. Sonra yayınladık. Sonra da yayınladık öyle gitmiştim. Sen aynı zamanda konservatuarlısın. Evet, çok tembel bir konservatuarlıyım. Neden? 2011'de Ege Üniversitesi Türkmüzik Devlet Konservatuvarı'na girdim. Hala ikinci sınıf. Vallahi tabii tembel olmuş. Şimdi onları. Ben onu soracaktım. Okul ne kadar önemli sence müzikte, eğitim? Ya şimdi tabii ki önemli, çok önemli. İşin teknik boyutuyla bayağı bir önemli bir yer tabii ki de. Eğitim şart. Eğitim şart. Eğitim şart ama işte bazı benim gibi arkadaşlar değerini bilmiyor tabii. Aksatabiliyor ama tabii ki çok önemli. Önemli. Senin bitmemesinin sebebi gitmemenden kaynaklanıyor. Sanırım devamsız. Devamsızlıktan kalıyorum tabii ki. Hastasın tutuyorum. Ama ondan. Sürekli hastayım. Peki albüm yapmayı düşünüyor musun? Devamı gelecek mi? Hayır. Net oldu. Şimdi geçen hafta da bir konuğumuz vardı. O da böyle direkt o kadar net cevaplar veriyor. Kestirip atıyordu böyle. Albüm şimdi işin... Neden? Doğrusu şimdi artık şey düşünüyorum ben. Bilmiyorum tabii bu nacizane fikrim. Artık proje olmadığı sürece yani kaba tabirle albüm yaptığında eğer ki içerisinde bir kitapçık yoksa, bir proje söz konusu değilse yapmanın bir albüm yani anlamı olmadığını düşünüyorum. Kendin bu projeyi şey yapamaz mısın? Kendin hazırlayamaz mısın? Bu projeyi hazırlamak için sadece bence... iyi çalıp okumak yetmiyor. Hı hı. Bunun her türlü işte kültürel, sosyal, hı hı, bunun birikimini edinmek lazım, araştırmak lazım, öyle bir repertuar oluşturmak lazım. Bu da tabii ki uzun bir süreç, bayağı bir uzun süreç. Bence senin gibi bir ses yapmalı. İşte dedim ki bir sesle alakalı bir durum değil. Teşekkür ediyorum ama yani bu işin farklı bir boyutu da var. Tamam, Pınar Sus yeter diyorsun o zaman. Ben hemen şöyle bir mesajlarımı kontrol etmek istiyorum. Pardon, çarptım. Ali Türk, şarkı söyleme demiş ama söylemek zorundayız ya, işimiz bu. Neyse. Deniz Akdağ, çok güzel ses, yüreğine sağlık demiş. Biz hatta şarkı söylemiyoruz, şu anda türkü söylüyoruz, onu da hatırlatalım. Hatta Şahin Yıldırım şimdi bir tane, kendini iyi hissediyor musun? Okumak ister misin tabii bir tane? Ki, tabii ki. Tamam. Ne okuyalım? Yönetmenimiz kızar, okumam lazım. Yönetmenimiz orada duruyor. Değil mi? Ters ters bakıyor. Konuşmuyor da. Yönetmenimiz sadece direkt teknikle ilgileniyor. İşin tekniğiyle. Oradan oraya. Bir sağına dönüyor, bir soluna dönüyor. Bilgisayarların başında. Başı döndü artık. Ne okuyoruz? Volkan Yağan'ın güzel bir eseri. Acıyı başıma nar eylettiler.
Acıyı başıma nar eylediler, hayaline doldu gözlerim bugün. Başımı dumanlı dağ eylediler, seni her nefeste özledim bugün. Seni her nefeste özledim bugün. Başımı dumanlı dağ eylediler, seni her nefeste özledim bugün. Seni her nefeste özledim bugün. Göğsümde yırtıldı çılgın sesin, ciğerime düğümlendi nefesin. Yüreğime akan şu kanı kesin, yediğim kurşunu sezmedim bugün. Yediğim kurşunu sezmedim bugün. Yüreğime akan şu kanı kesin, yediğim kurşunu sezmedim bugün. Yediğim kurşunu sezmedim bugün. Kırıldı umudu serçe kuşların, yüzüne dağılmış hırma saçların. Böyle acım olur günü baharın, yüzüme dayandı dizlerim bugün. Yüzüme dayandı dizlerim bugün. Böyle acım olur günü baharın, yüzüme dayandı
dizlerim bugün. Yüzüme dayandı dizlerim bugün. Yüreğine sağlık. Eyvallah, sağ olsun. Ne soracağımı unuttum. O kadar gittim yani. Elazığ'dan Hediye Özcan Göçer benim çocukluk arkadaşım. Bugün onun doğum günü. Kendisinin doğum gününü kutluyorum. Nice nice sağlıklı mutlu yıllar diliyorum. Eşiyle çocuklarıyla beraber. Sana bir tane eser armağan edeceğiz birazdan, doğum günü hediyesi. Mahmut abi, değişim sanat. Bastıra bastıra söylüyorum bu sefer. Ağzına yüreğine sağlık Pınar. Ayrıca fondaki klip harika olmuş. Bir ressam gözüyle mekana bayıldım. Harika demiş sevgili yönetmenim. Bu, lütfen bu sefer mikrofonu açar mısın? Bak teşekkür etmen gerekmiyor mu değerli dinleyicimize? Hayır, sana söylemiş. Ama klipten bahsetmiş. Hayır, şu anda arkamızda olan fonu söylüyor. Klipten çok bahsetmemiş. Teşekkür ederiz. Şimdi Pınar o kadar güzel program yapıyor ki ve o kadar güzel bir insan ki, Şahin de öyle. Eyvallah. Böyle güzel insanlara da böyle güzel bir fon yakışır. Teşekkür ederiz ya. O senin güzelliğin. Eyvallah. Sensiz ne yapardım ben ya? Bu programda var program ya. Program yapardım. Sensiz olmuyor ya. Sen bu programın yapardın her şeyisin. Herhalde program yapardın yani. Yapardın yani. Hatırlıyor musun? Bir kere dedim ki ben gelmiyorum. Neyse, artık işaret de edemiyoruz görüntülü olduğu için, bak işaret bile edemiyoruz, neyse. Aydın Duymaz, iyi yayınlar Pınar Hanım, sizi ilk defa dinliyorum ama gerçekten çok güzel bir sesiniz var. Bundan sonra her zaman dinlerim, sesinize yüreğinize sağlık. Sanatçı dosta da sevgiler, başarılar. Evet, Şahin Yıldırım sanatçımız. Leyla Şahin, yüreğine sağlık demiş. Sedef Erdal, iyi yayınlar demiş. İşte can alıcı mesaj geldi. Uğur Bozan. Selamlar canlarım, özledim sizleri. Ozan'a da sevgilerimi iletirseniz sevinirim demiş. Şimdi değerli yönetmenim mikrofonunu sıkıyorsa açma, hadi bakalım. Uğur Bozan'a da buradan kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Onu özledik. Gelsin artık değil mi? Dönsün artık aramıza ya. Ya bir yolunu bulsun biz de gidelim ya da ya kendisi gelsin. Ya, ya beni de götür ya sen de gitme. Uğur'a armağan edelim. Bu aynen. Güzel selamlar buradan. Aynen, Uğur Bozan'a olsun. Selamlar yolluyoruz bu arada. İyice radyoyu bana bıraktılar değil mi değerli yönetmenim? Uğur Bozan yok, kaldı radyo bana, böyle her gün ben varım, her gün. Sevgili Şahin, evet, ben sana ne soracağımı unuttum, o yüzden ben bir tane okuyayım. Tamam, o arada istersin. Aklıma gelir belki. Ben sana yandım gelin yapayım. Sevgili Hediye Özcan Göçer'e gitsin. Bugün onun doğum günüydü, çocukluk arkadaşım o benim. Doğum günü kutlu olsun. Aynen, Elazığ'a gidiyor. Elazığ'da kendisi. Elazığ'a gitsin. Hep Muşlulara mı yollayacağız? Thank you.
gül açılır yaz olur, bahçelerde saz olur, gül açılır yaz olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Ben yarime gül demem, gülün ömrü az olur. Ben sana yandım gelin, yana al gelin. Şu harputun yolunda öldürdün beni gelin. Ben sana yandım gelin, yana al gelin. Şu Antep'in yolunda öldürdün beni gelin. Eline yüreğine sağlık sevgili Şahin. Ben hemen şöyle mesajlarıma bakıyorum, çoğaldı. Nihat Polat, evet, yüreğine sağlık, işte budur demiş. Doğan Yıldırım, sesine yüreğine sağlık abicim demiş Şahin'e. Murat Coşkun, kara gözlüm yok mu demiş. Var, birazdan yapmaya çalışırız. Hediye Özcan Göçer, benim canım arkadaşım, ses mükemmel. Sinem Bulut, herkese selamlar. Şahin, sen biliyorsun isteğimi. Pınar'cığım, seni de kocaman öpüyorum, iyi yayınlar. Sinem'i de çok seviyorum ben ya. Çok gerçekten mükemmel bir insan. Çok seviyorum. Sinem'e de selamlar olsun. Sinem'in isteğini biliyorsun sanırım. Zazaca bir eser. Tamam. Onu okuruz birazdan o zaman. Birazdan okuyalım. Mesajlara arada, bakalım birazdan. Tamam. Son 40 dakika mı? Yok. İlk 40 dakikayı geride bıraktık. Arada olacak değil mi? Daha profesyonelleşmedim ya. Aman sen de. Sevgili yönetmenim hemen oradan kafa sallıyor bana vallahi. Cansın sen can, güzel arkadaşım demiş. Teşekkürler demiş. Elazığ'a tekrar selamlar yolladık. Sedef Erdal, yayın kesiliyor demiş. Bunu yönetmenime söyle ya, bana değil. İnternetiniz çekmiyor olabilir bu arada, onu da söyleyeyim ben. Savaş Naçar, köydeyim, yüreğinden geçeni bizim için söyle demiş. Köydeyim demiş galiba. Aydın Duymaz, çok pardon, kusura bakmayın lütfen, özür dilerim. Sanatçı dostumuzdan ismini bilmediğim için söyleyemedim. Şahin Bey dilerim. Tamam, mazur görün demiş. Aydın Duymaz, Şahin Yıldırım, tekrar ismini verelim. Cem Sağlam, yüreğinize sağlık demiş. Sağ olasın kuzum. Sevgili dostlar, canlı yayın numaramız 0555 670 70. Bağlanırsanız eğer bizi çok mutlu edersiniz. Canlı yayınımıza bağlanın, bize eşlik edin, sohbetimize eşlik edin. Varsa söyleyecekleriniz, istekleriniz canlı yayında, Şahin'e soracaklarınız varsa eğer canlı yayında 0555 670 70'ten bağlanabilirsiniz. Hastasın biliyorum ama insanlar seni dinlemek istiyor, biliyor musun? Ağırlığı bana vermesek daha güzel olur. Sen kendini iyi hissettikçe okuyalım mı bir tane şimdi? Okuyalım. Sineme mi gidecek peki? Sinem için, Sinem'in tamam, istediği eser yapıyor. Sevgili Sinem'e gitsin o zaman. Nazarlıydı nazar. Kayze asme biya dure, kayze astare biya dure, biya dure süfteze şiye biya dure, na vayze asme biya dure, kayze astare biya dure, meso diya gezere mi meso, rosti açmane mi meso, dar mezelamın meso, meso diya gezerim meso, rosti açmanım meso, dar mezelamın meso. Her
her payım aşkı to adredlem kıymın to astare sodre asmer akırfı to akırfı to Perpaye maysı gito adredilem Kıymın to asare sodre Asmera kırfı to akırfı to Meso diya gezerimi meso Rosti açmanimi meso Dar mezelamın meso Meso diya gezerimin meso Rosti açmanımın meso Dar mezelamın meso Ağzına yüreğine Eyvallah. Sağlık. Aydın Duymaz sana alkışlarını yolluyor bu arada. Eyvallah sağ olsun. Cem Sağlam yüreğinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Hamza Güzel. Sarıtaş kolay gelsin mükemmelsiniz Isparta'dan selamlar demiş. Bizlerden de Isparta'ya selamlar olsun. Savaş Naçar Kiev'deyim demiş. Kiev. Tamam anladım. Az önce köydeyim diye şey yaptım ya. Kusura bakmayın ya benim yabancı dil 10 numara gördüğünüz gibi. Canlı yayın olduğu için geri de alamıyorum. Çok özür diliyorum. Savaş Naçar'a selamlar yolluyoruz. Gökhan Özmen ağzınıza sağlık demiş. Uğur Bozan. Şahin'den yar ağladı istiyorum demiş. Vastalime tabii. Evet. Sinem Bulut cansınız siz demiş. Sana alkışlarını yollamış. Teşekkür ediyor. Eyvallah sağ olsun. Uğur Bozan'ın, Uğur abinin isteğini yapalım bence ya. Tabii ki yapacağız. Daha benim isteğim duruyor ve sırada istekler var geliyor. Hepsi Oo. Şahin Yıldırım'dan isteniyor. Yar ağladı yapalım. Benim de isteğim var biliyorsun değil mi? Güzel güzel bu ne sitem diyeceksin daha. Tabii ki. Yönetmenim nasılsın ya? Bak bugün bana bir şey yapamıyorsun. O zaman yani biz böyle anlaşmamıştık ama. Laf söyleyemiyorsun. Farkındaysan. Çünkü ne gibi anlaşmıştık abi? Ben bütün hani o şeyi attım konuşuyorum, muhabbet ediyorum. Sana sataşıyorum, sen bana sataşıyorsun. Tamam işte. Böyle bir şey bana yok. Gerek kalmadı. Bu arada şimdi Şahin Arguvanlı olduğu için evet. Benim hani hemşerim. O yüzden laf da söyleyemiyorsun. Bir şey de diyemiyorsun oradan. Muşluları canlı yayına Zaten... bekliyoruz. Arganlara karşı boynu kıldan ince. Değil mi? Şahin ama bir Arguvanlım güzel gider değil mi? Ölüm olsa ayrılık olmasaydı falan. İlerleyen dakikalarda işteklerden sonra tamam. Tabii ki olabilir değil mi? Tabii. Uğur Bozan'a gidiyor değil mi? Tabii ki. Karşılaştık, yar ağladı, ben ağladım. Yıllar sonra karşılaştık, yar ağladı, ben ağladım. İkimiz de dolduk, taştık, yar ağladı, ben ağladım. İkimiz de dolduk taştık, yar ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize, ne oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize. Yar ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize, ne oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize. Yar ağladı, ben ağladım. Thank you.
görmüyordum çoktan beri. Yüzünden süzüldü teri, görmüyordum çoktan beri. Yüzünden süzüldü teri, andıkça eski günleri. Yar ağladı, ben ağladım, andıkça eski günleri. Yar ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize, ne oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize, yar ağladı, ben ağladım. Baktık eski resmimize, ne oldu dedik böyle bize. Sarıldık birbirimize, yar ağladı, ben ağladım. Yüreğine sağlık sevgili Şahin. Uğur Bozan istemişti. Bu türküyü aynı zamanda ben Sinem'e ve Hacı abiye yollamak istiyorum. Hacı Yasin Bakıcı'ya. Sinem Bulut Cansınız siz demiş. Eyvallah. Çok ama çok teşekkür ederim, sevgilerle demiş. Hacı Yasin Bakıcı da süpersiniz demiş. Eyvallah. Cihan Er selam canlar demiş. Habib Can, bu yorum biraz uzun, hemen bakıyorum. Kardeşim şairim, şiirin hasosunu ayak sesinden tanırım. Hasosunu. Bilmiyorum hasını. Ne kadar doğru. Hasını diyelim. Ayak sesinden tanırım. Nerede halk türküsü duysam şairliğimden utanırım. Yüreğinize, elinize, dilinize sağlık demiş. Habib Can'a selamlar yolluyoruz. Onun da yüreğine sağlık, bir şair olarak bizi dinliyor. Teşekkür ediyoruz. Fatih Kevser Zengin. Sen Sivas'ı seyret yar, ben de seni çalabilir misiniz? Şimdiden teşekkürler, ağzınıza, dilinize, yüreğinize sağlık. İyi yayınlar demiş. Çalarız. Ben bu arada reklam vermiyorum. Gayet iyi gidiyoruz. Reklama girmesek olur mu? Tam bir şey söyleyecektim ya. Yönetmenim, hiç reklamınız bir şeyiniz yok mu? Bu nedir ya? 15 dakika sonra. Değil mi? Tamam, ben devam ediyorum. Evet. 15 dakika sonra. Tamam. Duydunuz zilin sesini. Fatih Çetin, yüreğinize sağlık. Şahin abimden nacizane bir isteğim olacak. Kendim ve yeğenim ve tüm dinleyenler için Lori Lori parçasını rica ediyorum. Manisa demiş. Manisa'ya selamlar yolluyoruz Fatih Çetin'e. Lori Lori'yi birazdan kayıt olarak vereceğiz değil mi sevgili yönetmenim? Kayıt evet. olarak vereceğiz. Tabii ya, Hacı Yasin Bakıcı diyor ki türkü konağı personeli için eğlen yolcum demiş. Lütfen eğlen yolcum demiş. Biz bu arada türkü konağını bir şey yapalım. Hiç girmedik o konuya. Nasıl yapalım, gidiyor? Hayırlı şey olsun tekrar. Eyvallah. Nasıl gidiyor? Ya spontan gelişti zaten o durum. Hepiniz de türkü konağını siz işletiyorsunuz artık. Ya zaten daha önce de biz işletiyorduk. Uğur bizi, yani fark eden bir şey yok. Kemal'le birlikte işletmesini devraldık. Haftanın 7 günü zaten canlı müziğimiz var. Yani şu anlık genel bir piyasada bir durgunluk söz konusu tabii. Ama süreç bu sonuçta böyle. Her yer öyle sadece. Biz ne yapmak istediğimizi biliyoruz, farkındayız bunun. O doğrultuda emin adımlarla gidiyoruz yani. Kendimiz müzik yapıyoruz. Evet. Çalıyoruz, söylüyoruz. Şimdi eskiden sadece çalıp söylüyordun işletmelerde. Yönetmenim ne diyecektim? İşletme mi diyecektim? Tamam. Yavaş yavaş öğreniyorum. Şimdi işletmeci olarak baktığında hiç böyle bir değişim oldu mu düşüncelerinde? Yok. Yani şöyle, doğru söyle. Ciddi aramızda ya ciddi söylüyorum yani. Hani bu boyutuyla işte sen yönetmen çok kötü bakıyorsun bana ya. Güldürüyor seni. Genel olarak işletmeci olarak baktığımda mesela daha önce hani müzisyenken de diyordum, hala müzisyen ücretleri çok düşük mesela işletmeciyken de bunu kolay da söyleyebilirim tabii ki. Ama işte tabii işletmeci olunca o işin altyapısını görmüş olduk. Onları tamam. Gayet iyiymiş diyor musun peki? Müzisyen ücretleri. Yok, iyi demiyorum hala. Düşük olduğunu düşünüyorum.
Tabii bunun için biraz dediğim gibi ne yapmak istediğimizi biliyoruz. Emin adımlarla o hedefe doğru yürüyoruz. Bu çerçevede devam yani. Bu arada Türkü Konağı'nda haftanın 7 günü müzik, canlı müzik var ama evet. Sizler işletmecisiniz fakat yine de sahnede alıyorsunuz. Kesinlikle. Sizleri dinlemeye gelebilirler. Her tabii gün sahne alıyorsunuz siz orada. Zaten Kemal de, Kemal Görgülü İzmir'deki iyi müzisyenlerden bir tanesi. Hı hı. Sürekli birlikteyiz ya Kemal ya ben sahnedeyiz sürekli. Evet. Gelen solist arkadaşlara eşlik ediyoruz. Aslında çok zengin bir program bana göre. Yani hem normal gruplar var, evet, solistler var. Üstüne bir de ikiniz birden sahne alıyorsunuz belli bir saat sonra. Çok zengin bence program. Evet, o konuda yani Türkü alternatif sunmak istiyoruz. Ben çok konuşuyorum değil mi? Yok. Fırsat vermeden veriyorum. Benim üstüme peş peşe. Türkü Konağı bu arada Konak iskelesi üstünde, vapur iskelesi üstünde. Vapur iskelesi üstünde. Konak işte, vapur iskelesi üstünde Türkü Konağı'nda müzisyenlerimizi, solistlerimizi ve sevgili Şahin'i, Kemal'i orada dinleyebilirsiniz. Haftanın 7 günü oradalar sevgili dostlar. Hem işletmeci olarak hem müzisyen olarak tabii oradalar. Hacı abi şey bekliyor, eğlen yolcumu bekliyor ve Türkü Konağı personeli için istiyor bunu. Sen okuyacaksın değil mi? Yok, sen okuyacaksın. Hayır, sen okuyacaksın. Yok yok, sen okuyacaksın. Hacı abi ben az sonra zaten gideceğim oraya, orada okurum ben Hacı abi. Hacı abi duydum, benlik bir şey yok. Hani sen okumak istersen çalabilirim, sorun değil. Yok, senin yerin eminim ki ayrıdır. Savaş Naçar, ağlama gözlerim Mevla Kerim'dir. Alekber Çiçek'ten demiş. Alekber Çiçek'i de analım değil mi? Aynen. Bu arada Habib Can, Şahin isteğimi çalar mısın biliyorsun zaten demiş. Evet. Biliyor musun? Evet. Çalar mısın peki? Çalarım. Yönetmenim, klibi ne zaman gireceğiz bu arada? Hem Şahin'i bir girsek, dinlendirmiş oluruz. Klibi bir girsek. Şahin Yıldırım'ın klibini 2013'te çekmiş olduğu klibini, Lori Lori adlı eseri önce bir verelim yayına. Sonra burada olacağız yine. Bağçılı ger ravesti,
Reklamlar. Trafik kazası mağdurlarının dikkatini. Lütfen dikkatle dinleyin. Son 8 yıl içinde bir trafik kazasında yaralandıysanız veya bir yakınınızı kaybettiyseniz ilgili sigorta şirketinden tazminat alma hakkınız olduğunu biliyor muydunuz? Anadolu Grup Sigorta olarak sizden hiçbir ücret talep etmeden 45 gün içinde tazminatınızı hesabınıza yatırıyoruz. Lütfen bizimle irtibata geçin. Hasar ihbarında bulunmak için bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Telefon numaramız 0850 480 55 57. 0850 480 55 57. Anadolu Grup Sigorta güvencesiyle trafik kazası mağdurlarının dikkatini. Lütfen dikkatle dinleyin. Son 8 yıl içinde bir trafik kazasında yaralandıysanız veya bir yakınınızı kaybettiyseniz ilgili sigorta şirketinden tazminat alma hakkınız olduğunu biliyor muydunuz? Anadolu Grup Sigorta olarak sizden hiçbir ücret talep etmeden 45 gün içinde tazminatınızı hesabınıza yatırıyoruz. Lütfen bizimle irtibata geçin. Hasar ihbarında bulunmak için bize çağrı atın, biz sizi arayalım. Telefon numaramız 0850 480 55 57. 0850 480 55 57. Anadolu Grup Sigorta güvencesiyle. İzmir siyasetinde neler oluyor? Gündemde ne var? Partilerde en son gelişmeler ve merak ettiğiniz her şey egepostası.com'da. Tarafsız, ilkeli ve dürüst haber için 7 gün 24 saat sizleri bekliyoruz. egepostası.com. Ege Postası ihbar hattı 0232 464 45 15. www.egepostası.com. Haberin kalbi burada atıyor. Reklamları dinlediniz. İzmir siyasetinde neler oluyor? Gündemde ne var? Partilerde en son gelişmeler ve merak ettiğiniz her şey egepostası.com'da. Tarafsız, ilkeli ve dürüst haber için 7 gün 24 saat sizleri bekliyoruz. egepostası.com. Ege Postası ihbar hattı 0232 464 45 15. www.egepostası.com. Haberin kalbi burada atıyor. Lori Lori Berhem Lori söz, evet. Müzik, söz müzik Ali Baran. Ali Baran. Şimdi ben anlamadığım için Kürtçe anlamıyorum ben. Hani söylemeye çalışıyorum ama anlamıyorum. Burada Ali Baran ne anlatıyor?
Burada Ali Baran ne anlatıyor? Şimdi sözünü kesiyorum ama işim bu biliyorsun. Anlamadan dinlemek farklı, bir de anlayarak dinlemek çok farklı. Tabii. O yüzden hani sormak istedim, bu türkünün hikayesi nedir diye. Bu eserin türkünün hikayesi bir aslında bu derleme, Ali Baran derlemesi. Türkünün hikayesi bir annenin kaybettiği çocuğu üzerine yazmış olduğu bir eser. Anladım. Alalım mı hemen telefonumuzu sevgili yönetmenim? Alo. 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 Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben direkt canlı yayında mıyım şu anda? Şu anda direkt canlı yayındasınız. Ben Pınar Aydemir. Bu arada bizi nereden dinliyorsanız sesi kısabilir misiniz? Yankı yapıyor şu anda. Mümkünse. Evet. Evet, biraz geç yayın herhalde giriyor. Evet, sizi tanıyabilir miyiz? Kendimi şey olarak Face'te reklam. Az önce reklamınızı bol bol yaptım. Beyefendi. Hoş geldiniz evet. programımıza. Nasılsınız? Sağ olun. Teşekkür ederim. İyi reklam yaptın mı bu arada? İlk defa böyle canlı yayına katılıyorum. Vallahi çok heyecanlıyım. Hadi ya. hiç heyecanlanmayın. Hiç heyecanlanmayın. Yaklaşık bir saat önce bana kızıyordun. Programımız çok güzel. Çok sıcak bir ortamda. Mahmut abi. Geçiyor. Ozan kardeşime de yemeklerinden dolayı. Yönetmenim bizi duyamıyor sanırım. Neden acaba? Mahmut Bey bizi duyuyor musunuz şu anda? Evet, şimdi duyuyorum. Tamam. Şahin sana bir şey sordu ama. Dedim bir yaklaşık. Söyle canım benim. Söyle Şahin. Abi merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasıl, boğazın iyi oldu mu? Ya müthiş bir iksirdi ya, yemin ederim. Nasıl bir şeydi o? Korkunç bir etkisi olmuş. İksirdi o. Tarifini alırız neyse, biz de. Ya birazdan. Şimdi ben ne diyecektim? Bu şimdi Lori dinledim ben. Klibini biraz önce de şey etmiştim. Daha öncesinde de dinlemiştim zaten Şahin'in klibini. Ancak bu sefer çok büyük bir etkilenme ettim. Şimdi sizin yayınınızda canlı olarak bir söz veriyorum. Bir sene sonrasında ben Dersim'e yerleşiyorum. Çok güzel. Çok güzel. Yani o coğrafyayı, o insanları, o ne bileyim tabiatı bırakıp buralara geliyoruz. Ondan sonra da mutsuz oluyoruz. İnsanın benim kendi doğduğu 2013... topraklar çok farklı değil mi? Her şey. Aynen. 2013'te bir evlilik yaptık. Eşimle birlikte şimdi. Hayırlı olsun. Geçirdiğimiz zaman dilimini hesaplıyoruz. Bir güne yani neredeyse yıllarımız bir günle eşdeğer gidiyor. Günde iki saat yan yana geldikçe gelebiliyoruz. Onun dışında hep ayrıyız, hep ayrıyız. Büyükşehir'in en büyük berbat yanlarından birisi bu. Evet. Ben şimdi canlı yayında söz veriyorum arkadaş. Ben bir sene sonrasında hazırlığımı yapıp Dersim'e yerleşiyorum. Yayınlarımız kesin kaydediliyor biliyorsunuz değil mi Mahmut Bey? Evet. Bir evet. sene sonra çok ben bugün... Işte. 19 Mayıs unutulacak bir tarih de değil. Aynen öyle. Ben sizi arayacağım. Oraya bir düştüm. Bu da bir tekleyici güç olsun benim için. Peki bu kararı bizim programımızda sevgili Şahin'in klibini izledikten sonra ya, aldınız sanırım. Aynen. Ben Antalya'da Şahin'le de bugün konuştuk. Antalya'ya yerleşme gibi bir kararım vardı. Benzer yine toprak ve benzerleriyle uğraşacaktım ama o klibi izledim. Yani. Ama Büyükşehir'de yine Büyükşehir'e gidiyorsunuz. Mahmut abi. Yok. Daha köy kısmında. Kurtkıyık diye bir köy var orada. Anladım. Mahmut abi. Ha Şahin'im. İstersen bir dur, bir dilekte bir istişare yapalım, bir analiz yapalım. Dur sen yavaş ya, ol. Sakin ol. Her konuda beni destekliyor. Sen tanıyorsun. Eyvallah. Eyvallah. Vallahi ben sevinirim. İyi yayınlar dinliyorum. Ben size sevinirim çok abi. Estağfurullah. Ya telefona bağlamak da biraz güç oluyor. Çünkü sürekli bir meşguliyet durumu var. Evet, yoğunluktan. Ben fazla meşgul etmeyeyim. Ağzınıza, dilinize, emeğinize, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederiz yayına bağlandığınız için. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Eşinize de selamlar, sevgiler yolluyoruz buradan. Sağ ol, sağ ol Pınar'cığım. Çok sağ ol, hoşça kalın. Eyvallah. Ben hemen şöyle mesajda, gerçi Lord'un hikayesini dinliyorduk ama bir annenin evladına yaptığı ağıt, yaktığı ağıt. Annenin iki tane çocuğu var. Bunlar küçükler tabii. Bu bizim başka kaynaklardan edindiğimiz bir hikayesi. Aslında eser kendi coğrafyasında bayağı bir bilinen bir ezgi, bayağı bir söylenen sözler. Dilden de olan sözler. Yani o coğrafyada olan insanların hepsinin aşina olduğu ezgi. Zaten kelime anlamıyla işte
Yönetmenim aradı, yayına nemli giriyor ama siz duymuyorsunuz sevgili dostlar. Lori demek nemli zaten demekmiş. Sen Kürtçe biliyorsun değil mi? He, ondan anladım. Anne çocuğunu kaybediyor. Tabii bu nasıl oluşuyor? Bu durum eskiden bu yel değirmenleri, su havuzları filan, değirmendeki o işlerle uğraşırken tabii bir çocukla ilgilenebiliyor. Küçük yaşta ikisi de, bir tanesi su havuzuna düşüp, değirmen havuzuna düşüp boğuluyor. Ondan sonra işte bir feryat, bir ağıt gibi bir şey. Anladım. Tabii daha sonraki işte coğrafyadaki acılarla bu farklı şekillerde, farklı sözlerde, ezgi aynı ama farklı sözlerde betimleniyor ve evet, günümüz. Klibi Umut Karadağ çekmiş. Evet. Umut abiyi ben evet çok seviyorum. Benim ilk albümün iki klibini de o çekmişti. İnşallah ikinci albümün kliplerini de o çekecek. Klibi nerede çektiniz bu arada? O doğa çok güzel çekilen. Genelde orayı insanlar bölge diye şey, yani Doğu Anadolu diye şey yapıyorlar ama orası Ankara. Ankara mı? Evet. Vallahi ben doğuda çekildi zannettim. Evet, Ankara'nın kırsal kesimi. Anladım. Orada çekildi. Gayet çok güzel, çok güzel olsun, olmuş. Çok güzel, evet. Çekti. Yüreğinize sağlık. Sağ olasın. Yiğit Kaya Esmer Emman demiş. Sevgili Yiğit, Esmer Emman'ı istiyor senden. Yönetmenim. Gökhan Başoğlu Ankara'dan selamlar Şahinime demiş. Hay kardeşim benim. Evet. Sağ olsun. Yönetmeni Esmer Emman deyince yönetmene de gitsin o zaman. Yönetmenine gitsin o zaman, arka arkaya iki eser yap. Ben açıldım, farkında mısın abi? Ay, programı uzatıyoruz. Yok o kadar. Programı uzatıyoruz. Savaş Naçar, her isteğe yetişemezsiniz, mükemmelsiniz. Teşekkür ederim. Eyvallah. Saygılar demiş. Çok teşekkür ederiz ya, vallahi çok sağ olun. Gökhan Başoğlu Ervahı Ezel'den istemiş. İsminaz Yıldırım alkışlarını yollamış sana. Eyvallah, ama benim isteğimi bu arada geçiştiriyorsun. Olmuyor. Şimdi biz buradayız yani, dışarıdaki insanların isteklerini yapalım, sonra kendi isteklerimize geliriz. Tabii öyle diyorsun. Tamam. Bak bana ne kadar değer veriyor, görüyorsun değil mi sevgili yönetmenim? Yani şimdi konuklarına, şimdi yani daha doğrusu dinleyicilerine daha çok değer vermem demek sana değer vermiş onun anlamına gelir. Çok fenasın. Çok fenasın. Yönetmenim nasıl bağladım? Sonuçta mesleğim bağlamacılık değil mi abi? Evet, o da senin mesleğin. Az önce bana söylüyordu ya, işin bu. Aa, teşekkür ederim ya. Sen benim yanımda oldun şimdi. Ya değil mi? Biz bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz, ondandır değil mi? Türkan Altunkaymak. Merhaba canlar, iyi yayınlar. Mahsuni Şerif anısına çeşmi siyamı rica etsem demiş. Zamanımız kalırsa yer vereceğiz. Mahsuni Baba'yı da anmış olurdu. Mahsuni Baba aklımdaydı. Anacaktık onu. Sedef Erdal süper demiş, alkışlarını yollamış. İsminaz Yıldırım, Kıvırcık Ali'den ısırgan otu çalarsanız sevinirim, teşekkürler. Zülfünaz Çakılcı alkışlarını yollamış. Benim ablam o da. Sinan Altun, Şahin Hoca'dan oy oy seve istiyoruz, ailecek dinliyoruz. Sinan Altun'a da selamlarımızı yolluyoruz. Sinan Bey. Mehmet Sayın, selam iyi yayınlar. Şahin kardeşime başarılar dilerim. Eyvallah, Kabil Yıldırım, selam iyi yayınlar demiş. Şahin yolun açık olsun inşallah demiş. Eyvallah. Dostlar bu arada birçok mesajı biz canlı yayının esnasında okuyamıyoruz, göremiyoruz çünkü. Yayının tekrarında mesajlarınızı görüyoruz. Bazen bana öyle sistemler geliyor yayından sonra, mesajımızı okumadınız diye. Görmediğimden okuyamıyorum. Şu anda mesela bütün mesajları okuduğumu zannediyorum. Bende bitti. Aslında var ama yayından sonra görüyorum. Şahin Yıldırım, ne dinliyoruz? Tabii ki. Türkü konağı personeline gitsin. Yani birleştirelim. İki tane arka arkaya okuyacağım şimdi. Bir tane Kürtçe tamam, eser, bir tane Türkçe eser. Gökhan'a gitsin kardeşim. Tamam. Ankara'daki sayın yönetmenimiz Yiğit Kaya'ya. Ya gitsin başka işte kim ne dediyse ona gitsin. Hacı şimdi abiye de gitsin. Hacı abiye de gitsin. İstemişti. Türk konağı personeline gitsin. Türk konağı personeline. Esmer emman, 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 dilber emman, delale emman,
esmer eman 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 dilber eman delale eman çıgıl ilka dora çeman خلق زوجیلی و زوتم چگلیل کادورا جمان خلق زوجیلی و زوتم Esmeremman delale rende Vi bajare tutene rende Esmeremman delale rende Vi bajare tutene rende Tübede vana vagunde Tınazikale navagunde Tübede vana vagunde Tınazikale navagunde Esmer eman 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 Dilber eman delale eman Çıgıl ilka dora çeman Kalk zevciyle ve zutman Çıgıl ilka dora çeman Kalk zevciyle ve zutman Gönlünü bu radyoya kaptıracaksın. 92.2 Ege Postası. Şu sazıma bir düzen ver Tellerde murad nasın Gel beni bir tenhada gör Dillerde murad nasın Oy, 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 Gel beni bir tenhada gör Dillerde murad nasın Gel gidelim bizim ele düşmeyelim dilden dile Diken sarmış gonca güle güllerde muradın alsın oy, 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 oy. Diken sarmış gonca güle güllerde muradın alsın oy, oy.
Al İzzet'im görüşelim, bugün bayram barışalım. Aç kolların sarışalım, kollarda muradın alsın. Oy, 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 oy. Aç kolların sarışalım, kollarda muradın alsın. Oy, oy. Aşk kolların sarışalım, kollarda muradın alsın. Oy, oy. Yüreğine sağlık. Eyvallah, sağ olasın. Sevgili dostlar, Şahin Yıldırım haftanın 7 günü Konak Vapur İskelesi'nin üstünde Türkü Konağı'nda sahne alıyor. Orada aynı zamanda işletmeci olarak duruyor. Sevgili Şahin Yıldırım'ı haftanın 7 günü ne zaman isterseniz gidip Türkü Konağı'nda dinleyebilirsiniz. Sinan Erdem iyi yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. İsminaz Yıldırım ve Yiğit Kaya sana alkışlarını yolluyor. Eyvallah, sağ olsun. Yiğit'e de selamlar yolluyoruz. Sevgili mühendisimiz. İçi gözümdür ya. Evet. Europa. Anlamadım, isim öyle yazıyor. Kir ve süpersin, yüreğine sağlık demiş sana. Mehtap Güzel. Selam, iyi yayınlar Pınar'cığım. Benim için bir türkü söyler misin demiş. Söyleriz. Mehtap'a da selamlar olsun. Mehmet Şerif Koyun selamlar demiş. Bizden de selamlar olsun. İsminaz Yıldırım yüreğinize sağlık kardeşim, yolun açık olsun demiş. Sedef Erdal bağlama muhteşem demiş. Sadece bağlama mı? Ses de muhteşem. Türkan Altun Kaymak yüreğine sesine sağlık, yolun açık olsun demiş Şahin Yıldırım'a. Yeter Öztürker Ateş süpersiniz, iyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Benim istek ne zaman gelecek bu arada? Birazdan gelir. Bakışları tabii, görüyorsun tabii, değil tabii, mi? Tabii birazdan gelir. Aynen. Ben sevgili Şahin'e bir soru soracaktım ama unuttum. Yine mi? Aynen. Soru sormayayım mı? Ya yine mi unuttun? Ha, sor. Ne yapayım işte, akıl mı bırakıyorsun? O kadar güzel okuyorsun ki demiyor yönetmenim. Vallahi mikrofonunu açar mısın ya? Sataşça geri arıyorum bak şimdi. Yönetmenim, program bitti ki kelam edemedik burada ya. Aynen, sataşma saati geldi. Siz o kadar geldi. Güzel türküler söylüyorsunuz ki hani bizim böyle konuşacak bir şeyimiz de kalmıyor yani. Değil mi? Şahin yani, keyifle çok güzel dinliyorum. Söylüyor, İki tane güzel muhteşem ses. Ben dinliyorum. Daha ne isteyebilirim ki? Değil mi? Harikasınız. Aynen. Yani. Süsledin, konuyu kapattın. Eyvallah. Yok. Gerçekten öyle. Hem konuyu hem mikrofonu kapatıyor. Tabii. bu arada programı uzatma şansımız var mı? Maalesef. Saat bizden sonra program var. Evet, evet. Sevgili Yalçın abimiz yayına girecek. Son 10 evet. dakikaya girdik bu arada. Sen isteğini yapayım o zaman. Şunu okuyayım. Mehmet Uras Şırnak'tan sevgi dolu selam olsun. İyi yayınlar diliyorum efendim demiş. Şırnak, Şırnak'a biz de selamlar yolluyoruz. Kabil Yıldırım bir argoman havası Şahin'im demiş. Evet. Bir argoman aslında uzun hava olsa peşine benim... Yani eserde tamam. Gider. Peş peşe gider tamam. Bence. Birgül Yoldaş selam olsun tüm canlar. Hızır yar ve yardımcınız olsun. Aşk ile sevgiyle saygılar Munzur kızından demiş. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de buradan bizi dinleyen, yorum yazan herkese, her yere selamlar yolluyoruz. Almanya'ya, Kiev'e, az önce köy demiştim ya, Kiev'e, Elazığ'a, Şırnak'a, her yere dostlar selamlar yolluyoruz. Özlem Keleş ah anama demiş, zamanımız çok az kaldı, vaktimiz yok sanırım, bitirmek üzereyiz programımızı. Zülfünaz Çakılcı, Pınar'cığım bizim için de bir türkü senden istiyorum demiş. Zülfünaz benim ablam oluyor. Abla, bu Arguvan yöresinden bir uzun hava, bu sana gelsin olur mu? Sana gelsin. Yorumlar peş peşe gelmeye başladı, ben önce Şahin'i dinlemek istiyorum, yorumlara devam edeceğim sonra. Gül ki
güler açsın gül yanağından. Sağım sola dönük neydem yatam sağında. Firdevs ala dayar rembağında. Sana benzemeyen gül olmaz olsun. Gül olmaz olsun ama. Firdevs ala dayar rembağında. Sana benzemeyen gül olmaz olsun. Gül olmaz olsun ama. Yılda iki bayram gözüme görün. Hasretine dayanamam ölürüm. Saçı belik 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 örgülüm. Varsın sensiz geçen gün olmaz olsun ama. Güzel güzel bu ne sitem, bazen gülsün bazen diken. Bilmem ki hangisin çekem, ben bu derdi çekemiyorum. Güzel güzel bu ne sitem, bazen gülsün bazen diken. Bilmem ki hangisin çekem, ben bu derdi çekemiyorum. Perişan ettin halımı, unuttum dünü yarını. Kendim kazdım mezarımı, ben bu derdi çekemiyorum. Perişan ettin halımı, unuttum dünü yarını. Kendim kazdım mezarımı, ben bu derdi çekemiyorum. Harabetin beni, ne kadar sevmiştim seni. Bozdum kurulu düzeni, ben bu derdi çekemiyorum. Yıktın harabetin beni, ne kadar sevmiştim seni. Bozdum kurulu düzeni, ben bu derdi çekemiyorum. Gönül doymaz ömür kısa, sevda bakmaz yaşa başa. Alimde her gün temaşa, ben bu derdi çekemiyorum. Gönül doymaz ömür kısa, sevda bakmaz yaşa başa. Alimde her gün temaşa,
ben bu derdi çekemiyorum. Yüreğine sağlık. Eyvallah. Sevgili Şahin. Önce kendi toprağından, kendi memleketinden Arguvan'dan bir uzun hava. Peşine benim isteğim geldi. İsteğim. Teşekkür ediyoruz. Yüreğine sağlık. Sağ ben hemen şöyle mesajlara göz atmak istiyorum. Berko'dan Gever Slavrez yazmış. Anlamıyorum ne demek olduğunu ama. Merhaba diyor. Merhaba diyor. Bizden de merhaba. Ben de Slavrez desem olur mu? Tabii ki. Harf değişikliğine falan gerek yok değil mi? Hayır. Tamam. Kürtçe bir şarkı isteğim olacak demiş. Zamanımız kalırsa ki zamanımız kaldı. Programa olan yoğunluktan dolayı programımızı biz 15 dakika daha uzattık. Şahin'in hasta halinden faydalanıyoruz şu anda. Tabii ki. Özlem Keleş, Erzincanlıyım ama Munzur Baba çalar mısınız demiş. Zamanımız kalırsa çalmaya çalışacağız. Pınar Kaya, Pınar'ım iyi programlar, Şahin'e ve Ozan'a selamlar, yüreğinize sağlık demiş. Evet. Pınar Bademli Kaya, bizden de selamlar olsun sevgili Pınar'a. Sedef Erdal, türküler, ses ve bağlama harikasınız. Bence de harika Şahin. Eyvallah, Yıldırım. Yeter Öztürker Ateş, yüreğinize sağlık demiş. Cevdet Nil, bravo yiğidi, yiğidim, gönlüne sağlık demiş. Eyvallah. Sedef Erdal aynı şekilde ağzına yüreğine sağlık demiş. Programın çoğu aslında mesaj okumakla geçiyor değil mi? İyi oluyor yani, sağ olsunlar bizleri yalnız bırakmıyorlar. İyi ki yazıyorlar. Vallahi ben çok mutlu oluyorum ya. Bir de canlı yayına bağlansalar var ya, böyle en sevdiğim bölüm programımda. Değişim Sanat. Mahmut Bey, bakın bastıra bastıra söylüyorum. Değişim Sanat. Faturayı bana kesersiniz sevgili yönetmenim. Uzun zamandır böyle keyifli bir program izlememiştim. Çok sıcak bir ortam oluşturmuşsunuz. Samimiyet, içtenlik, sadelik, güzellik, her şey var. Emeği geçen herkese teşekkürler canlar demiş. Mahmut Bey'e ve eşine, sevgili Şahin'le beraber değerli yönetmenim Ozan Özer'de selamlarımızı yolluyoruz. 19 Mayıs'ı unutmuyoruz. Önümüzdeki yıl sizi Dersim'de görmek istiyoruz. Hem bir örnek olmuş olur değil mi? Ya işte gider, biz de arada gideriz orada. Bize bir de gidik keser. Gidik bu arada şey oluyor, oğlak oluyor. Yeriz geliriz yani, bizim için sorun yok. Daha güzel hatta. Değil mi? Azze Cevher, Şahin'im. Şahin sesine sağlık kardeşim demiş. Sağ olasınız. Fatoş Parlak, ağzınıza yüreğinize sağlık demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlar. Şimdi ben bir soru sorayım artık değil mi? Bir tabii, Kürtçe tabii. Eser istek var, onu unutmayalım. Tamam, onu okuyacağım. Sahne almanın zorluğunu yaşadın mı sen? Ben gelen müzisyenlere, solistlere genelde soruyorum ama sende oldu mu bu, veya zorlukları neler sence? Tabii ki canım, ilk sahneye çıktığımda dilim damağım kurudu, bayılacaktım neredeyse. Öyle değil ama, heyecandan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun? O sahnedeki, yani nasıl diyeyim, işletmedeki ortam. Yönetmenime bakıyorum hemen, yanlış bir cümle kurmak istemiyorum. O ortamlar yani sence... Yani tabii... Anladın sen onu. Cümlemi kuramıyorum artık. Yani Şahin, zorluğunu söyle bana. Tabii ki zorluğu oluyor sonuç itibariyle. Yani bir sürü insan türü geliyor oraya yani. Zorluğu da var. Tabii zorluğu var. Şimdi işletmeci olarak daha da zor oldu değil mi senin tabii. için? O da var. Tabii. O da var türkü konağında. Arada reklamı şey yapıyorum yani, yerleştiriyorum. Faturalar geliyor. Cem Sağlam, program için teşekkürler. Şahin'i görüp dinleme fırsatı bulduk. Sağ olun demiş. Sağ olasın kuzen. Erol Koşugen, yüreğine sağlık abicim demiş. Eyvallah, sağ olsun. Hazır böyle herkes seni dinlemek istiyorlar. Canlı yayında yakalamışlar. Bir tane... Kürtçe mi yapıyoruz? Kürtçe bir istek vardı. Herhangi bir Kürtçe... Ne okumayı düşünüyorsun? Miro. Onu diyecektim biliyor musun? Yemin ediyorum yüzüne bakıyorum. Eğer hazırda bir şey yoksa Miro isteyebilir miyim? Fazla oldun diyeceksin diye korktum. Sarılın. Dere ramere rebe toz.
göze döre ramere rebe toze demiro miro mire miran demiro miro mire miran karete çılı sevase namazra karete çılı sevase namazra Teçli sevase namacran kare teçli sevase namacran yüreğine sağlık. Ben bu türküyü çok seviyorum ya, gerçekten çok güzel, anlamıyorum ama Hüseyin Gül demiş ki ağzına ve yüreğine sağlık. Miro bir Sivas İmranlı türküsüdür. Yiğit olur Koçgirili, evet. Sivaslı. Evet. Sorabilir miyim? Burada ne anlatıyor? Seninle bir şey konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Hani Kürtçe anlayarak dinlemek farklı veya okumak farklı. Anlamadan dinleyip okumak çok farklı. Ben anlamıyorum ama çok güzel ya. Burada ne diyor burada? Ne anlatıyor? Hatam olursa daha doğrusu Koçgirili'den af dileyim. Alişer'in meselesidir bu. Alişer 38'de Seyit Sıza'ya destek veren Koçgiri Aşiret'in reisidir. Alişer'i anlatan, Alişer'in o zamanki yiğitliğini anlatan bir aslında ağıttır yani. Bu da bir ağıttır. Yani burada dediği gibi bir yiğidi anlatıyor. Evet. Evet. Çok güzel ya. Çok seviyorum ya. Böyle okumaya çalışıyorum, beceremiyorum. Kürtçe bilmediğimden kaynaklanıyor sanırım. Sevgili yönetmenim, nasılsın? İyi misin? Nasıl? Şahin Yıldırım'la çok farklı oldu program, değil mi? Yani. Destek bekliyor ama cevap vermiyorsun. Mikrofonunu açmıyorsun sen. Ben bir daha geldim. Kabil Yıldırım, ben amcası demiş. Eyvallah amca. Ellerinizden öpüyoruz. İyi ki böyle bir evlat yetiştirmişsiniz. Ben tanıdığım için çok mutluyum. Sedef Erdal, Şahin Bey'den Dersim Dört Dağ için değil çalar mısın demiş. Çalar mısın? Şahin Bey'den çalalım. Sedef Erdal of süper demiş. Bence de süperdi.
Kahraman Hamza, saygılar dostlar, mükemmel, yüreğinize sağlık demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Erol Koşugen, Belirsiz adlı eseri çalar mısınız Şahin abi demiş. Bilmiyorum ben o... Belirsiz Üstad Vedat Gündoğdu'nun bir eseri. He. Zamanımız kalırsa ben bu arada yani. Şöyle hemen önüme alıyorum ki saatimize bakalım. 20.07. Son 5 dakika mı değerli yönetmenim? Bu arada ne yapalım? Veda edelim mi yoksa etmeyelim? Mikrofonunu açar mısın? Senden bir türkü bekliyoruz. Ha, yok ben daha sonra. İstek vardı orada. Yok. Hazır da değil zaten. Repertuarımda hazır yok. Şahin Yıldırım'ı bulmuşuz burada. Hazır canlı. Ben evde hep söylüyorum zaten. Ben de söylüyorum evde. Veda ediyor muyuz? Bizden sonra sevgili Yalçın abimizin programı var. Yalçın'la Her Tel'den programı. Son 5 dakikaya girdik. Veda edelim mi yoksa türküden sonra mı veda edelim? Siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz. Nasıl istiyorsunuz efendim? Bana kalsa ben daha uzatırım da. Neyse. Veda etmeyelim. Ya da edelim. Edelim. Türkü sonuna doğru da bitirelim zaten. Tamam. Sen kaçmak istiyorsun. Hastalandın mı? Estağfurullah. Ondan değil. Diğer program başlayacağı için. Tamam. O zaman çok düşüncelidir biliyor musun? İnanılmaz evet. Düşüncelidir. Biz veda edelim o zaman. Sevgili dostlar, ben günümü vermiyorum. Haftanın her günü ben de buradayım diyormuşum ama her çarşamba normalde burada yayın yapıyorum ben. Bazen günleri değiştirebiliyoruz. İşte sanatçı arkadaşlarımız, solist arkadaşlarımız rahatsızlanabiliyor. Çarşamba günü yapacaktık yayınımızı ama Şahin'in rahatsızlığından dolayı cumaya erteledik. Günüm belli değil diyorum ben. Haftanın her günü buradayız diyelim. Öyle söyleyip veda edelim. Bizlere yazdığınız için, programımıza katıldığınız için, dinlediğiniz için herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Elazığ'a, Malatya'ya, Kiev'e, Almanya'ya bize mesaj yollayan herkese, Elazığ, Dersim'e. Elazığ, Malatya, Kiev. Nasıl? Güzel oldu. Elazığ, Malatya sonra Kiev. Güzel oldu. Anlamadım ki. Yönetmenim anlatır mısınız? Anlatır mısın? Anlatır mısın lütfen? Ya laf mı soktu bana? Şöyle dedi söyle. Yani Elazığ, Malatya, Kiev. Diyor ya gidiyoruz diyor. Nerede? Colorado'ya. Baya. Ama şöyle bir şey bak şimdi. Önce bir Elazığ'a gitti. Oradan Malatya'ya geçti. Tamam mı? Oradan daha da doğuya böyle kuzeye doğuya. Ama kuzey Kiev'den doğuya mesaj çıkıp, gelmişti yani. Sınırdan geçmeyeyim çıkıp dedim. Kiev'e. Oradan Almanya dedim. Dersim dedim. Döndü Almanya. Hepsine selamlar. Saygılar dinledikleri için teşekkür ederim. Sevgili Pınar Aydemir seni seviyoruz. Çok teşekkür ederim ya. Ben de sizleri seviyorum. Şahin Yıldırım, bizleri kırmadın. Hasta geldin. Sıfır ayaklarına evet. Sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Keyif aldım. Ama bu yayının tekrarını istiyoruz. Mümkünse tabii. Tabii ki. İyileş sonra. Tabii işte. İyileştikten sonra. İyileşmesen de ben seni yine yapamaca getiririm buraya. Ozan Özerdem, çok teşekkür ediyoruz. Her zamanki gibi bizi yalnız bırakmadın. Teknik masada, yönetmenliğimizde. Eyvallah. Seni çok seviyoruz gerçekten. Sensiz olmaz bu program. Dostlar, hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Herkese sevgiler, saygılar, selamlar. Şahin Yıldırım Konak'ta, Vapur İskelesi üstünde haftanın 7 günü Türkü Konağı'nda sizlerle, devamını orada dinleyebilirsiniz. Şahin Yıldırım. Evet. Derdim diyerek feryat eyleme, benim gibi çekmeyince belli olmaz. Baykuşun misali kaldım yuvada, bülbül gibi ötmeyince belli olmaz ömrüm. Belli olmaz dostum belli olmaz ama. Bülbül gibi ötmeyince belli olmaz ömrüm. Belli olmaz dostum belli olmaz ama. Şey sözde kalır o anda biter.
sadık dost olanı gel bana göster. Yanıyorum desem bin şahit ister. Duman gibi tütmeyince belli olmaz ömrüm ömrüm. Belli olmaz dostum dostum, belli olmaz ama. 3-5 kadeh içmeyince belli olmaz ömrüm ömrüm. Belli olmaz dostum dostum, belli olmaz ama. Divaneyim karaya sabürünür. Garip olan sürüm sürüm sürünür. Ham meyve dalında güzel görünür. Zaman gelip geçmeyince belli olmaz ömrüm ömrüm. Belli olmaz dostum dostum, belli olmaz ama. Zaman gelip yetmeyince belli olmaz ömrüm ömrüm. Belli olmaz dostum dostum, belli olmaz ama.